seyirciler, yine Çözüm Masası programıyla tekrar sizlerin karşısındayız. Bugün gündemde önemli bir konuyu konuşacağız. Yine değerli, kıymetli bir konuğumuzla birlikte. Adalet Birlik Partisi Sağlıktan Sorumlu. Sağlıktan Sorumlu, evet. Yardımcısı Sayın Bilal Yalçın'la birlikteyiz. Özellikle pandemi sürecini konuşacağız ama evet. İsterseniz öncelikle sizi tanıyalım. Ben Adalet Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı, sağlıktan sorumlu Bilal Yalçın. 1976 Gaziantep doğumluyum. Evli iki çocuk babasıyım. Özel sektörde ticaretini faal olarak devam ettiren bir kişiyim. Evet, kısa ve öz. Kısa ve öz kısa diyelim, ve öz. Evet. Evet, konumuz gerçekten çok önemli. Şu süreçte birazcık önemli. Süreç gündemde, evet, şu anda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde evet, de maalesef. Ne yazık ki bir yılı aşkın bir süredir pandemi sürecini yaşıyoruz. Her geçen gün bu hastalıkla maalesef tanışanlar var ve kaybettiğimiz insanlarımız var. Öncelikle evet, kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah razı olsun. Biraz önce hastalananlara da şifalar diliyoruz. Sizle şunu sohbetini yapmak istiyorum. Buyurun. Bir siyasi parti içerisindesiniz, aynı zamanda da bu ülkede yaşayan birisi olarak. Şu anda ülkemiz insanı pandemiyi ne kadar dikkate alıyor, ne kadar ciddi alıyor? Yeteri kadar korunuyor muyuz? Yeteri kadar pandemi sürecini kabullendik mi? Ya da ne yapıyoruz yani? Ne durumdayız? Ben açıkçası bununla alakalı olarak sadece vatandaşımız değil, hükümet olaraktan da biz bu işleri çok bilinçlendirdiğimizi düşünmüyorum. Sebebine gelince belli zamanların içerisinde bu şeyler, yasaklamalar, kısıtlamalar yapıldığında herkes daha sonrasında bu kısıtlamalar bir gün, iki gün sonrasında bir rehavete kapılıp bununla alakalı çok geniş bir kapsamda hareketler gösteriyoruz. Dolayısıyla da bu kısıtlamalar her ne kadar inanılırsa da inanılmazsa da ortada olan bir vaka durumları var. Yani evet, ama şu an nihayetinde her gün insanlar ölüyor. Her gün ya, insanlar bir inanılmıyor tamam ama hala inanmayanlar belli bir var. Bir kısım pandeminin bununla alakalı pandemiye inanmıyor. Belli bir kısım bunun inanılırlığını görerek yaşıyor. Kendi bünyesinde görmüş olduğu vakalarla. Onun için de bu kısıtlamaların bence birazcık daha böyle sertleştirilmesi, tabii ekonomik alanda da bunların mutlaka ki yansımaları oluyor, fakat bu kapsamların belli dönemlerde daha aktif hale getirilmesini düşünüyorum. Şimdi mesela, hatırlarsanız ilk başlarda pandemi sürecinde evet, yani ülke olarak dalga geçtik. Yani. Kesinlikle evet. Yani inanmadık. Hatta bununla ilgili geçmişe dönüp baktığımız zaman sosyal medya hesaplarından yani çok böyle dalga geçer haller oluştu, haller durumlar oluştu. Evet. Sonra birer birer insanlar pandemiyle tanıştı. Yaşayarak tanıştı ve en yakın akrabalarımıza, arkadaşlarımıza kadar da şu eşimize, anda bulaşı, dostluğumuza. Eşimize, dostumuza da bulaştı. Şimdi artık inanmamak mümkün mü? Yani pandemi gerçeği var mı? Bence pandemi gerçeği tabii ki var. Global bir dünyada var artık bu. Sadece Türkiye için değil. Bu hastalık bazında ekonomiyi çok ciddi şekilde etkilemiş durumda. Dolayısıyla böyle bir gerçeğin olduğu artık ortada. Biz bunun sıkıntısını sadece kendi tarafımızdan değil, ekonomik taraftan da sıkıntılarını yaşıyoruz. Onun için bunu ciddiye almamız kesinlikle gerekiyor. Ya şimdi tabii gönül ister ki 14 gün hani bir karantina süreci var ya. Evet. Gerekirse 15 gün, 1 ay hatta insanlar evinden çıkmasın, sıkı izole bir etsin. Vaziyette. Evet. Yani biraz önce dediğiniz, düzeltiyorum, özür dilerim. 14 günlük süreci 10 güne düşürüldü şu anda. 10 gün olaraktan devam ediliyor. Dediğim gibi yani iktidarla sağlıkla alakalı olan yetkili kişilerin de bu konuyla ilgili zafiyetlerinin olduğunu ama düşünüyorum. Ama ben şunu tabii ki belki şu son zamanlarda biraz daha rehavete kapılındı ama sağlık çalışanlarının ve başta Sağlık Bakanı'nın kesinlikle onlara bu arada çok teşekkür ediyoruz, sağlık çalışanlarına. Sağlık Bakanı ve sağlık çalışanları gerçekten canla başla çalıştılar. Kesinlikle. Bu süreci
belki de dünyada örnek bir şekilde kesinlikle idare ettik. Aileleriyle olarak ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadığı, psikolojik olarak çok ciddi evet sıkıntılar yaşadığı sağlık çalışanları hala da bunu yaşıyorlar. Fakat onların yaşamış olduğu bu psikolojik ve ailevi, manevi baskılardan biz halk olarak da bunlara yardımcı olmamız gerekiyor. Biz bu ay sonunda 39 Adalet Birlik Partisi olaraktan 39 ilçemizde bulunan ilçe sağlık müdürlüklerini ziyaret edip bunlarla ilgili fikirlerimizi beyan ettik. Neler mesela fikirleriniz? Bununla ilgili kapsamların birazcık daha daraltılması gerektiği. Mesela? Cumartesi, pazar, geçen haftaya kadar cumartesi, pazar olan sokağa çıkma yasaklarında inanın normal gündeki trafik cumartesi, pazar kısıtlama olmasına rağmen devam ediyor. Herkesin belli bir izni vardı. Bu izinler nasıl alındı, ne şekilde alındı, nelere yaradı? Gezmeye gidenlerinde bir A4 kağıdıyla bir izin oluşturulmuş, sokağa çıkabiliyordu. Halk olarak biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz fakat yaşamayanlar daha çok yaşatıyor. Onun için de bunları böyle birazcık daha sıkı tutabilirsek, insanlara birazcık daha böyle az önce dediğiniz gibi 14 gün, bir ay olsun, sıkı olsun ama biz bu işten eğer tamamen kurtulabiliyorsak bu şekilde devam etmemiz gerektiğini ve düşünüyorum. Zaten insanlar buna vardır yani, yok demezler. Yani biz mutlaka bir yıldır bu hastalıkla bir şekilde hem ekonomik olarak hem manevi olarak, maddi olarak sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani yaşıyoruz. Bir kere ne yaşanacaksa yaşansın, eğer düzelecekse de beraber sabırla, beraber birlik içerisinde bunu düzeltmemiz gerektiğini sizin dediğinize de katılıyorum. Yani gerçekten işi olan olmayan. Evet. Herkes maalesef dışarılarda. Yani sadece hafta sonları olarak değil, yani normal günlerde de işimiz yoksa çok çıkmamamız gerekiyor insanlara. Bu vahim bir süreçtir, sıkıntılı bir süreçtir. Yani bununla alakalı artık bir insanların buna bir adapte olması lazım. Bu hastalık sadece Türkiye'deki insanlar için veya kişiler için dünyayı etkileyen bir durum olmuş artık bu. Dolayısıyla da savaş diyebiliriz bu işlik aslında. Bir virüste baş edemiyoruz. Dolayısıyla bununla baş edebilecek durumumuz nasıl bir durumdur? Belli kapsamları göz ardı etmeden, korunarak, sosyal mesafe diyoruz. Belli kriterleri artık göz önünde bulundurup ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Hayatımız artık değişti. Belli şeylerde bunlarla alakalı yaşamak zorunda kaldık. Maske, temizlik, sosyal mesafe, bunları artık hayatımızın alanına sokmamız gerekiyor. Evet. Buna inansak da inanmasak da bu artık bizim hayatımız olan bir süreç. Evet. Şimdi biraz evvel de siz de belirttiğiniz gibi aynı zamanda bir iş adamısınız. Ekonomik olarak da çok ciddi yansımalar oldu. Yani tamam korunma, mesafe falan olsun ama esnaflarımız, iş adamlarımız da bu süreçte yani ciddi sıkıntılarla kesinlikle şu an boğuşuyor. Hala da boğuşmaktayız. SGK'larını, vergilerini yatıramayan arkadaşlarımız var. Ticari olaraktan çok zor duruma düşmüş. Beklentiler neler? İş adamlarının ve esnafların? Beklentiler şöyle, devletin bu noktada iş adamlarına birazcık daha katkıda bulunması. Birazcık değil, aslında çok katkıda bulunması. Vergilerle olan durumlar, çalışanlarla alakalı adaletli bir şekilde genel ama değil mi? Genel tabii. Yani bunu kısım şu kısım ayır bana. Şuna vermedik, şu oldu, bu olmadı, reddedildi falan, yani çok duyuyoruz buradaki bunları. Buradaki yani 3 lira kazananla 300 lira kazanan arasındaki risk aslında aynıdır. Benim yanımda 20 kişi çalışıyordur, diğerinin yanında 1 kişi çalışıyordur ama risk aynıdır. Bir KDV oranımız vardır, %18'dir. Bu 3 kişide de böyledir, 100 kişide de böyledir. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi adaletli olaraktan bu işi herkese yardımcı olarak yapılması gerek. İşten çıkarma yasaklarını getirdik. Bu sürecin içerisinde kısa çalışma ödenekleriyle ilgili devam etmeye çalıştık. Ama hem işveren hem de çalışanlar durumuyla baktığınızda artık bunları toparlayabilecek durumlar kalmadı. Şu anda inanın geçenlerde almış olduğum bir istatistiğe göre geçen ay sadece İstanbul'da ciddi firmaların içerisinde 573 tane kapatan, sadece İstanbul için söylüyorum, firma var. Bunun sebebi pandemidir, ekonomik krizdir ama ortada olan bir sıkıntıdır. Kesinlikle. Dolayısıyla devletin bununla alakalı yardım yapması lazım, destek olması lazım.
bir vergi yasası çıkartıldı af olaraktan. Af değil ama. Bir şey diyelim buna biz, tabii af değil, kapsamlıyla alakalı nasıl yani diyelim? Yani şunu söyleyeyim. Buyurun. Ben, yapılandırma yapıldı. Yapılandırma yapıldı, burada evet. Burada yani borçların... Borçların 3 yine... ay ötelenmesi oldu. 3 ay içerisinde iş yapmayan esnafın 3 ay sonra bu borçları, en azından devletin borçlarını nasıl ödeyebileceğini de tartışmamız lazım. Yani benim şahsi fikrim, en azından devlet kendi alacaklarıyla alakalı yardımcı olabilir. Yani vergisini ödeyemeyen, SGK'sını ödeyemeyen, şimdi siz 2 ay üst üste Bağkur'unuzu yatırmayı sağlıktan faydalanamıyorsunuz. Yani bu 2 ay ödeyemez, belki 2 yıl sonra tekrar ödeyebilecek duruma gelecek. Ama zaten bu süreçte anda, sağlık hizmetini evet. alsın. Tabii mesela, tabii yani en çok ihtiyaç olan durum nedir şu anda? Sağlık ihtiyacıdır. Biz sadece sağlığı pandemi olaraktan düşünürüz. Daha öncesinde hastaların yapmış oldukları sıkıntılı problemler sadece hastalık, güncel bir hastalık değildir. Bunun başka türleri de vardı ama bu sürecin içerisinde yapılmış olan bu aflarla alakalı, Bağkur'un ödemediğinizde sağlıktan faydalanamıyorsunuz. Hele de böyle bir sürecin içerisinde devlet kendi alacağından eğer feragat etmezse şahıslar zaten birbiriyle ilgili yarış içerisinde. Mesela örnek olarak isteyen veya kira istemeyen mal sahibi kirasından feragat edebildi. Hatta hükümet de bu konuda tavsiyede bulundu yani evet. kiralarınızı. Ama kendi alacağından feragat etmedi. Yani zaten en azından bu stopajlardan vazgeçebilirdi. Evet. Stopajlardan vazgeçebilirdi, belli vergi durumlarını değiştirebilirdi, öteleyebilirdi kendi alacaklarıyla alakalı olarak. Ama biz hükümet olaraktan beklentilerimiz karşılandığını düşünmüyoruz. Sağlıkla alakalı, ekonomiyle ilgili hep hükümet vatandaştan bir beklenti içerisine düştü. Evet, maalesef. Maalesef bu süreci de artık vatandaş atlatabilir durumda değil. Ben şu anda sıkıntıların kat kat, eğer bu şekilde devam ederse kat kat daha büyüyeceğini düşünüyorum. Peki, sıralayacak olursak tabii. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bilal Yalçın. Buyurun. Adalet Birlik Partisi'nde şu anda siyasettesiniz. Biraz da siyasete dönelim. Tabii buyurun. Adalet Birlik Partisi'nden siyasete girdiniz. Niye girdiniz? Adalet Birlik Partisi'nden siyasete girmemin sebebi biz... Bu süreç içerisinde artık bazı şeylerin değişmesini istediğimizden dolayı girdik. Biz Adalet Birlik Partisi olaraktan ilkelerimizden birisi, biraz önce bahsetmiş olduğumuz sıkıntıların artık yaşanmasını istemiyoruz. Bazı şeylere çok geç kaldık. Bazı şeyler hep ötelendi. Dolayısıyla da bunun içerisinde Genel Başkanımız İrfan Uzun'un da hep üzerine vurgulayarak söylediği gibi eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim sadece okulda verilen eğitim olaraktan söylemiyoruz. Bu eğitim benim ticari alanımda da eğitimdir. Bu sokaktaki de eğitimdir. Bu kişilerin de eğitimiyle alakalıdır. Artık biz bundan muaf kalmak istemiyoruz. Ekonomik olarak muaf kalmak istemiyoruz. İnsanların yaşayışı olaraktan muaf kalmak istemiyoruz. Onun için de siyasette artık bazı şeylerin ciddi manada değişmesini istiyoruz. Onun için Adalet Birlik Partisi olarak bunları değiştireceğimize inandığımız için siyasetin içerisine girmiş durumdayız. Evet. Peki nedir amacınız, gayemiz? Bizim amacımız... Yani ülkeyi yönetmek midir? Kesinlikle ülkeyi yönetmektir. Bizim genel başkanımız İrfan Uzun'u cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Hedeflerimiz var bununla alakalı. Ben kendim milletvekili olaraktan ülkeme hizmet etmek istiyorum. Ve ideallerimizin uğruna bu yolda da ciddi manada devam edeceğiz artık. Peki milletvekili olursanız. Evet, inşallah. Ve Sayın İrfan Uzun da cumhurbaşkanı olursa. Evet. Her tamam dediğin el kaldıracak mısınız yoksa bazen İrfan Uzun başkanımızın tabii ki muhalefet edeceğiz. Bizim burada 75 tane genel başkan yardımcımız var. Hepsi birbirinden farklı kollarda, hepsi birbirinden farklı işlerle uğraşan genel başkan yardımcılarımız var. Bizim tabanımız artık çok kapsamlı ve eğitimle alakalı çok değişik kollarda yönetebilecek arkadaşlar. İrfan Uzun başkanımız dediğim gibi
kökenden gelmiş bir insan olaraktan her zaman için tenkide açık bir insandır. Her dediğini evet kaldırmayacağımızı kendisi de bilir. Dolayısıyla da fikir birliği içerisinde biz Adalet Birlik Partisi olaraktan ortak noktada buluşabileceğimizi bildiğimiz bir kişidir kendisi. İnşallah. Bu şekilde de olacağına inanıyoruz. Bu şekilde de devam ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım. Biz bu konuyla alakalı Adalet Birlik Partisi olaraktan sadece konum olarak sağlıkla ilgili söylemiyoruz. Adalet Birlik Partisi Türkiye İttifakı olaraktan artık yönetime taliptir. Biz bu konuyla ilgili elimizden geleni yapıp bu konuda da ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah. Peki, İnşallah. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Renk attınız programımıza. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, geldiniz. Estağfurullah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Adalet Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda sağlıktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bilal Yalçın'ı programımıza konuk ettik. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. İyi günler. We'll be right back.